1878 Berlin Anlaşması sonrası gelişmeler. 19. yüzyıl boyunca denge stratejisi yürüten Osmanlı Devleti, Almanya ile siyasi ve askeri alanda yakınlaşma dönemini başlattı. Çünkü İngiltere, Osmanlı ülkesinde işgallere başlamıştı. 1878'de Rus tehlikesine karşı Kıbrıs'ın yönetimi geçici olarak İngiltere'ye verildi. İngilizler de adaya yerleşti. 1869'da Süveyş Kanalı açılmıştı. Bu nedenle Süveyş Kanalı'nın stratejik önemi artmıştı. İngiltere bu fırsatı değerlendirerek 1882'de Mısır'ı işgal etti. Donanması olmayan Osmanlı Devleti bu duruma ses çıkaramadı. Böylece Doğu Akdeniz'in kontrolü tamamen İngilizlere geçmişti. Fransa 1881'de Tunus'a yerleşti. 1885'te Bulgaristan ile Doğu Rumeli sorunu başladı ve Doğu Rumeli Bulgaristan'a katıldı. 1897'de Osmanlı-Yunan Savaşı yaşandı. Dömeke Meydan Savaşı'nda Yunanlar ağır olarak yenildiler. Osmanlıların Atina'ya girmesi tehlikesi karşısında Avrupalı devletler ile Rusya, Yunanistan'ın yardımına koşarak Osmanlı Devleti'ni barışa zorladılar. Savaşı Osmanlıların kazanmasına rağmen Girit'e özellik verildi. Yunanlı bir prens Girit valiliğine atandı. Osmanlı-Yunan Savaşı. Ethem Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuyla Prens Konstantin'in yönettiği Yunan ordusu arasında geçen savaştır. Uzun yıllardır Megaloidea peşinde koşan Avrupa'nın küçük ve şımarık devleti Yunanistan, Girit'i kendi topraklarına katmak için adada sürekli isyanlar çıkarıyordu. Büyük devletlerin bölgede savaş istememesine rağmen Yunanların, diğer Balkan devletlerini de yanına çekip Türklere saldırma ısrarı sürüyordu. Osmanlı ise bu durum karşısında diplomatik yollardan hakkını arıyordu. Yunanlar olayları daha ileri taşıyarak Girit adasına asker çıkartıp bölgedeki Türkleri katletmeye başladı. Bunun üzerine Fransa, İngiltere ve İtalya gemilerinden oluşan bir filo adayı ablukaya aldı ve bölgeyi sorunlu ilan etti. Hareket alanı daralan Yunanlar Osmanlı sınırlarına saldırılar yaptı. Türk İmparatorluğu'nun yıkılmakta olduğunu bilen 2. Abdülhamit'in en önde gelen politikalarından birisi de ne olursa olsun herhangi bir devletle savaşa girmemek, zaten zor dönemlerden geçen imparatorluğun ömrünü savaşlarla kısaltmamaktı. Ama uluslararası kamuoyu Yunanların tutumu karşısında Osmanlı lehine dönünce sultan durumu değerlendirip savaş kararı verdi. Geleceğin Atatürk'ü genç Mustafa Kemal o coşkuyla orduya katılmak için okuldan kaçmış, sonra geri döndürülmüştü. Fransız ve İngilizler, Yunanlar kendilerini dinlemediği için gelişmeleri seyretmekle yetinmişti. Sırplar ve Bulgarlar ise Osmanlı'nın savaşa girmemeleri karşılığında verdiği ayrıcalıklar sayesinde ve aralarındaki sorunlar yüzünden tarafsız kaldılar. Almanya'da yakın ilişkiler kurduğu Osmanlı'ya ihanet etmek istememişti. Yunanları sadece Ruslar destekliyordu ama onlar da diğer büyük devletlerin tepkisinden çekinerek fiili olarak bir şey yapamıyordu. Kısacası tabiri caizse Türkler Yunanları tek yakalamıştı. 17 Nisan'da ilan edilen savaşın iki ana cephesi mevcuttu. Birincisi Osmanlı'nın hücum edeceği Teselya cephesi, diğeri ise karşı tarafın hücum edip Türklerin savunma yaptığı Epir cephesiydi. Epir'de Türklerin 28 bin, Yunanların 60 bin, Teselya'da ise Türklerin 63 bin, Yunanların ise 43 bin kişilik bir ordusu vardı. Savaşın başlamasıyla Türkler hücuma kalktı. 18 Nisan'da ordu birlikleri düşman için çok önemli olan yüksek rakımlı Milano geçidini zapt etti. Yunanlar kaçıyor, mevzilerini bırakıyorlardı. Duruma şaşıran Ethem Paşa, "Onca hazırlık yaptılar ve savaş istediler. Şimdi biz geldik, onlar kaçıyor." sözleriyle durumu özetliyordu. 25 Nisan'da al bayraklı taburlar şehre girdi ve büyük ganimet elde etti. Hızlı ilerleyişi beklemeyen Avrupalılar bir anda bölgeye gözlerini çevirmişlerdi. İstanbul'dan ise dıştan müdahale gelmeden işi bitirme talimatı verildi. Loros'un geri alındığı haberi geldi. 5 Mayıs günü ise 48 bin kişilik birlikle Çatalca Muharebesi'nde Konstantin yenilgiye uğratıldı. Ağır yenilgi alan düşman komutanları ovaya hakim Dömeke'de hazırlanan tahkimatlarda karşı tarafı durduracaklarına inanmışlardı ve bu bölgeye çekildiler. Yunanlar 35 bin, Türkler ise 53 bin kişiden oluşuyordu. Erlere peksimetler dağıtıldı. Tüfek başına 350 fişek, top başına ise 100 mermi verildi. 17 Mayıs'a savaş başladı. Osmanlı top atışları ve askerlerinin ilerleyişi karşısında sıkışan düşman güçleri zayıflamaya başladı. Takiben topların da isabet alması üzerine yer yer mevzileri bırakmaya başladılar. Osmanlı piyade ateşi ve taarruzu altında daha fazla dayanamayan Yunan birlikleri bozguna uğradı ve savaş boyunca yaptıkları gibi tekrar geri çekildi.
Müşir Ethem Paşa Atina'nın son savunma noktası olan Termofil geçitlerine koşuşan hasmını takip emri verdi. Savaşın artık kazanan tarafı belliydi. Türkler son bir saldırıyla Atina'ya girmek için hazırlık yapıyordu. Arada sadece Termofil geçitleri vardı ve orada da kendilerini Kral Leonidas değil, bozguna uğramış bir ordu bekliyordu. Osmanlı'nın zaferi sonrası İngiltere, Fransa ve Rusya, küçük kardeşleri Yunanistan'a koşarak yardıma yetişti ve onu kolay kolay yedirmeyeceklerdi. Baskıya ve diplomatik girişimlere çoktan başlanmıştı. İstanbul'da ise padişah, baskılar sonucu Atina'ya girme konusunda tereddütteydi. Rus çarı vakit kaybetmeden Türklere telgraf yollayarak Atina'ya girerseniz bize savaş ilan eder, Erzurum'a gireriz diyordu. En nihayetinde Avrupa devletlerinin girişimleri işe yaramış ve barış teklifi kabul edilmişti. Eylül 1897'de yapılan anlaşmayla savaş alanında Yunanistan'ı yedirmeyen başta İngiltere, masa başında da Osmanlı'nın zaferini kursağında bırakmıştı. Türkler Teselya'dan çekilmek zorunda kalmış, Girit'e özellik verilmişti. Kılıçla kazandığımızı masada bırakmıştık. Tek olumlu şey ise dosta düşmana, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve ordusunun daha bitmediğini göstermek olmuştu.